arkadaşlar, herkese merhabalar. Norveç'ten, kendi evimden sizlere kucak dolusu sevgi ve selamlar gönderiyorum. Yine yeni bir video hazırladık. Bu videonun konusu da Norveç'e nasıl gelebiliriz, nasıl oturum alabiliriz, Norveç'teki iş hayatını, işte Norveç'te nasıl diplomamızın denkliğini alırız, dil konusu, hangi işler popülerdir, bunları işliyoruz. Aslında benim hobi tarzı videolar çekiyordum. Hiç böyle bir şey yapmak aklımda yoktu ama bu konuda biraz talep gelince arkadaşları tabii ki kırmak istemedim. Madem ben burada yaşıyorum, en azından gördüğüm, duyduğum ya da yaşadığım tecrübeleri kısaca aktarmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Fakat video çok uzun oldu. Ben videoyu ikiye bölmek zorunda kaldım. İlk bölümde işte buraya nasıl gelebiliriz, nasıl oturum alınır, dil konusu, diploma denklik konusu ve buradaki popüler işlerden biraz bahsetmeye çalıştım. İkinci videomuzda da belki 3-5 gün sonra onu yayınlayacağız. Orada da Norveç iş hayatına nasıl girebiliriz, karşılaşabileceğimiz zorluklar ve farklı birçok detayı orada işlemeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Umarım içerisinde size faydalı bilgiler bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları diliyorum. Tekrar selamlar ve saygılar. Görüşürüz. Bye. Arkadaşlar merhaba. Bugün günlerden cuma. Çok güzel bir gün. Güneş de batmak üzere böyle. Güzel. Aslında turistik bir mekandayız şu an. Şu tarafta güzel bir şelale var ama çok gürültülü orası. Orada çekim yapmamız çok uygun değildi. Evet, ben hani Norveç'le ilgili bilgiler verirken size bu güzellikleri göstermemem çok uygun olmaz. Yani ben çok istiyorum. Sadece oturup kuru kuru anlatmak yani çok hoşuma gitmiyor. Hem böyle bir görsel eşliğinde hem de dediğim gibi benim esas amacım yani bu çekimlere başlarken sizlere hem kendi yaşantımdan kesitler hem de arada Norveç'i tanıtmak. Bunu en baştaki videolarımda sizinle paylaşmıştım. Tekrar etmiş olalım. Bugün de çok önemli bir konuya değineceğiz. Bugün çok fazla aksiyon olmayacak. Yani böyle çıkıp balık tutma gibi, gezme tozma gibi bir şey yapmayacağım. Çünkü bazı arkadaşlarımız çok istediler bu konuya girmemi. Konu nedir? Konu Norveç'e nasıl gelinir? Norveç'te nasıl yaşanır? Norveç'teki iş hayatı, çalışma ortamı nasıldır? Bununla alakalı ciddi arzu ve isteklerde bulundular. Tabii benim buna kayıtsız kalmam mümkün değildi. Tabii ki insanlar doğayı çok sever, güzel şeyleri seyretmeyi çok sever ama çoğu zaman hayatta daha önemli şeyler var. İşte iş, güç, hayatını, geçimini sağlama şeklinde. Ve bunlar da çok önemli. Yani bu standartları herkes yaşamak ister. Bunun yolları var mıdır gibi tecrübelerinizi bize aktarabilir misiniz diye sağ olsunlar bizi hatırlattılar. Ben de elimden geldiği kadar bu konuya değinmeye çalışacağım. Ama şunu söyleyeyim, ben ne eğitim danışmanıyım ne iş danışmanıyım. Böyle bir leasing hizmetleri falan veren bir kurumda da çalışmıyorum. Ben biyoloğum normal şartlarda. Ama dediğim gibi burada yaşadığımız süre içerisinde edindiğim tecrübeleri size sadece paylaşmaya çalışacağım şu an. Bayağı bir not aldım böyle açıkçası. Çünkü çok geniş bir konu. Olabildiğince detay anlatmaya çalışacağım. Birkaç tane video seyrettim ben bununla alakalı ama belki onlardan biraz daha farklı, ekstra şeyler anlatmaya çalışacağım size, paylaşmaya çalışacağım. Kendime göre önemli bulduğum, ilginç bulduğum şeyler. Evet, tabii ki burada birinci ana başlık, evet bu standartları yaşamak istiyoruz. Birçok insan ister ama bunun en önemli ayağı bir kere buraya bir şekilde gelebilmek ve legal bir şekilde burada yaşamak, işte oturum alarak burada yaşamak tabii ki. Birinci ve en önemli kısım, hatta yani %95 diyebilirim, yani %95'i bence bu yani meselenin. Buraya gelebilmek ve burada oturum alıp legal bir şekilde burada yaşayabilmek. Bununla alakalı, yani bu birinci maddeyle alakalı arkadaşlar, size söyleyeceğim böyle hani internette var olan herkesin rahatlıkla ulaşabileceği, mesela UDI diye bir bakanlık var burada, Göçmen Bakanlığı. Açıklamalarda onun linkini de vereceğim. Orada zaten hani olabilecek her türlü yöntem yazıyor. Yani buraya gelebilme ve yerleşme yöntemi. Birincisi arkadaşlar, buraya gelebilme yöntemi mi diyeyim? İltica etmek. Yani birçok insanın daha doğrusu bu yöntemi kullanarak burada yaşadığını söyleyebilirim. Peki iltica etmek ya da işte bu ülkeye sığınmak, bu ülkenin koruması altına girmek şartları nedir bunun? Bir kere yaşadığınız ülkede ciddi bir problem, ciddi bir mağduriyet yaşamış olmanız gerekiyor. Mesela ülkenizde savaş varsa, herhangi bir etnik gruba mensup olduğunuz için, herhangi bir dini gruba, herhangi bir siyasi gruba, herhangi bir
sivil toplum örgütüne, herhangi bir ne bileyim bir gruba dahil olduğunuzdan dolayı fikir özgürlüğünüzün kısıtlanması, mal varlığınız, hayati tehlike yaşıyor iseniz başvuru yapabiliyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim, buradaki insanlar sizin bu beyanlarınızı mutlaka çok somut delillerle ispatlamanızı istiyorlar. Yani bunu yapacak insanların mutlaka elinde çok sağlam bu mağduriyetlerini işte ifade eden belgelerin olması gerekiyor. Birinci yol açıkçası. İkinci yol evlenmek. Yani bir Norveç vatandaşıyla evlilik yaparsanız eğer, bu da çok kolay bir şekilde, hatta en kolay ve en konforlu yöntem bu diyebilirim size. Yani bunu nasıl yaparsınız bilmiyorum. Yani Facebook'tan, Instagram'dan tanışırsınız birileriyle ya da size bir tüyo vereyim, çok önemli. Yani Norveç'i düşünüyorsanız, Norveçliler Türkiye'de Alanya'yı tercih ediyorlar. Birçok Norveçli tanıdığımın Alanya'da yazlığı var. Yaz tatillerini orada geçiriyorlar. Tabii koronadan dolayı bu gidiş gelişler biraz düştü ama hani düşünen arkadaşlara bir ipucu, yaz tatilinizi Alanya'da geçirebilirsiniz yani. Üçüncü yöntem zor. Yani bizim gibi, yani bizim coğrafyadaki insanlar için birazcık zor. Hani imkansız değil ama zor. Bir iş anlaşması yapmak. Çok düzgün bir firmayla, bilinen bir firmayla iş anlaşması yapıp, sağlam bir anlaşma yapıp bu anlaşmayla beraber işte çalışma izni başvurusu yapmak. Ama nasıl söyleyeyim, işte şöyle değil yani, hemen biz pratik düşünürüz ya, böyle bir pratik zekamız hemen devreye girer orada. İşte ya emmimin oğlu var işte orada, küçük bir marketi var, hemen o bana oradan bir şey ayarlar, onun yanında çalışıyormuş gibi yapıp basıp gidebilirim. Şöyle söyleyeyim, onun öyle ciddi şartları olduğunu duydum, çok çok emin değilim ama ya örnek veriyorum, Hindistan'dan çalışan bir grup bilişimci, böyle grup gelmişler buraya, işte atıyorum bir yıllık çalışma izni almışlar. Bir yıl bittiğinde çalışma izinlerini uzatmamışlar. Neden? Efendim bu insanlar matematik bölümünü okumuşlar memleketlerinde ama gelmişler burada bilişim işi yapıyorlarmış. Norveç hükümeti dermiş ki, yani okuduğunuz bölümle, eğitim gördüğünüz bölümle yaptığınız iş tutarlı olmalı. Yani okuduğunuz bölümdeki işi burada icra etmelisiniz, yapmalısınız demiş ve oturma izinlerini iptal etmiş ve memleketlerine göndermişler. Bu kadar da sıkı tutuyorlar. Yoksa hani bizim böyle düşündüğümüz gibi olsaydı arkadaşlar, bunun önünü kimse alamazdı. Emin olun, bizim düşündüğümüz şeyleri bütün dünyadaki herkes bir şekilde düşünüyor. Herkes bir şekilde burada bir akraba, eş, dost ayarlayıp bu işlerini çözebilir. Ama Norveçliler de bizim kadar düşünüyorlar bu işleri açıkçası. Bu kolay değil. Ama internetten özellikle çok sağlam bilişimci arkadaşlar, çok donanımlı sağlık çalışanları bence şey yapabilir. Çünkü ciddi ihtiyaç var bu ülkede. Özellikle bilişim ve sağlık alanında. Buna zaten ilerleyen aşamalarda değineceğim. Evet, peki geldik, yerleştik. Ondan sonra arkadaşlar ne geliyor biliyor musunuz sırada? Dil olayı ve denklik olayı geliyor. Yani Türkiye'de okuduysak üniversiteyi özellikle, burada denklik alabiliyorsunuz. Ama şöyle bir problem var. Burada lise sona kadar insanlar 13 sene okuyorlar arkadaşlar. Biz ise ülkemizde kaç sene okuyoruz? 12 sene. Dolayısıyla sizin üniversiteyi 4 yıllık okuduğunuz üniversiteden direkt 1 yılını düşüyorlar. Liseye kaydırıyorlar. Yani eğer bir yüksek lisansınız yoksa, doktoranız yoksa, muhtemelen yani %99 diyeyim size, sizin eğitiminizi eksik çıkartıyorlar. Siz bir yıl daha veya bir buçuk yıl daha bir üniversitede okuyup kendi bölümünüzle alakalı o eksiği tamamlayıp ondan sonra denklik alıyorsunuz. Peki denklik olayını çözemediniz. Niye çözemezsiniz biliyor musunuz? Çünkü üniversitede okumanız için birçok bölüm İngilizce B1 istiyor ve Norveççe B2 istiyor arkadaşlar. Yani siz hemen zaten direkt, eğer bu eksikleriniz varsa İngilizce ve Norveççe, bunları tamamladıktan sonra ancak ne yapıyorsunuz? Bu üniversitedeki bölüme gidip o eksiğinizi tamamlayıp denklik alıyorsunuz. Zaten dilinizi çözmüşsünüz, denkliğinizi de almışsınız. Artık bütün kapılar size açık. Yani görünürde aynen bir Norveçli gibi bütün haklara sahipsiniz yani. Ama gerçek hayatta öyle mi? Onu daha sonra tekrar görüşeceğiz. Şimdi ama bazen de bu yol uzun geliyor insanlara. Bana uzun geldi mesela. Ben kendimden örnek vereyim. Yani ben işte B2 düzeyine çıkartacağım dili, İngilizcem de çok iyi değil. İşte İngilizceyi de B1 düzeyine çıkartacağım. İşte denkliğimi alacağım, biyolog olarak burada çalışmaya devam edeceğim falan filan. İlk zamanları bu bana biraz uzak geldi bir yol ve kısa yolu tercih ettim. Yani farklı ufak tefek yerlerde çalışma hayatına girdik ama şunu gördüm ben orada işte. Yani ömrünüz boyunca neredeyse askeri ücretin dışına çıkamıyorsunuz. Çünkü burada evraksız çalışmak demek en düşük maaşla çalışmak demek. Evrağı aldığınız zaman arkadaşlar her şey değişiyor açıkçası. Burada evrak çok önemli. Yani bir, yani ne iş yapıyorsanız onunla alakalı elinizde bir evrağın olması çok çok önemli.
maaşınız artıyor, statünüz artıyor, her bir şey artıyor açıkçası. Ve ben tekrar karar değiştirdim arkadaşlar. Şu an Harald'a, Gürel'e İngilizce ve Norveççe ağırlık verdim. İngilizceyi B1'e, Norveççeyi de B2'ye getirmeye çalışıyorum. Ve bu yaştan sonra tekrar üniversiteyi okumaya karar verdim. Eğer becerebilirsem en azından hayatımın geri kalanını daha güzel şartlarda geçirme imkanına sahip olacağım. Bunu da yapabilirsiniz. Yani eğer yol uzun geliyorsa ya da ne bileyim elinizdeki diploma burada çok geçerli bir meslek diploması değilse arkadaşlar, burada yeniden bir meslek edinebilirsiniz. Ama bu da size en az 4 yıla mal oluyor. Ne demek? Yeniden bir şeye gidebilirsiniz. Meslek lisesine gidebilirsiniz. Mesela işte hasta bakıcılık gibi, ne bileyim işte elektrikçilik gibi, süt tesisatçılığı gibi, işte frisör, işte kuaför gibi, berberlik gibi. Farklı bir sürü bölüm var. Veya işte şey gibi, eczanede işte çalışan görevliler var mesela. Hani eczacı kalfası deriz ya memlekette, onun gibi. 2 yıl teori arkadaşlar, normal okuyorsunuz lisede. Ama yetişkinlerin gittiği özel. Ve 2 yılda learning dediğimiz, yani staj gibi. Hemen yani okulu bitirdiniz, hadi buyurun çalışın, böyle bir şey yok. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? 2 yıl learning dediğimiz sistem. Yani ha paranızı alıyorsunuz ha. Mesela orada çalışan normal biri atıyorum 30 bin kron alıyorsa, siz de yarısını alarak 15 bin kron alarak 2 yıl orada çalışıyorsunuz. Ondan sonra fakbrev dediğimiz, yani artık diploma dediğimiz evra belgeyi alıyorsunuz. Artık Norveç kapıları mesleğinizle alakalı tabii ki. Kapılar ardına kadar açılıyor sizin için. Açıkçası hani hem dil öğrenirken bunu da düşünüyorum, bunu da planlıyorum. Acaba diyorum bir meslek mi değiştirsek falan filan. Çünkü arkadaşlar örneğin sırayla gidiyoruz şimdi işte. Oturumu hallettik. Denklik işini ve dil işini hallettik. Sıra geldi işte iş bulmaya çalışmaya. Burada benim gördüğüm birinci meslek grubu arkadaşlar, birinci sektör sağlık sektörü. Doktor, hemşire, hasta bakıcı. İşte hastanelerdeki yapabileceğiniz herhangi bir görev. Burada işte bioengineer diyorlar. Yani biyoloji mühendisi, ne bileyim işte laborant, ambulans şoförlüğü. Ya şimdi neden diyeceksiniz arkadaşlar, bu insanlar çok uzun yaşıyor. Yani her yer, hani bizim Türkiye'de huzur evi diyoruz ya biz, burada da işte home sorg center diyorlar. Yani bakım evleri var her yerde ve çok lüks. İnsanlar çok uzun yaşıyorlar. Çok fazla genç, yaşlı nüfusu var bu ülkenin ve çok fazla sağlıkçıya ihtiyaçları var açıkçası. Sağlık bir numara. İki, bilişim sektörü arkadaşlar. Eğer çok iyi yazılımcıysanız, hakikaten böyle güncel özellikle dilleri biliyorsanız ve bu konuda ciddi tecrübeniz varsa, burada her türlü işinizi yürütebilirsiniz. İkinci sektör, üçüncü sektör bana göre elektrikçiliği, tesisatçılığı. Böyle farklı, hani zanaatkar diyoruz ya biz, böyle işte berberliktir, şudur budur. Neden biliyor musunuz? Çünkü Norveçliler arkadaşlar biraz keyiflerine düşkün insanlar. Yani bu tür biraz böyle zahmetli işleri çok sevmiyorlar. Daha çok böyle kontur işlerini, kontur dediğim işte böyle ofis işlerini daha çok tercih ediyorlar. Baktığınız zaman birçok Norveçli buralarda çalışıyor. Peki evet, bizler özellikle bu alt grup işlerde çalışabilirsiniz. Ama orada da karşımıza bir engel çıkıyor. Nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi siz, ben demin başta işte buraya nasıl gelinir, nasıl gidilir, hangi yollardan gelinir falan filan meseleleri var ya. En çok zorlanacağımız mesele dediğim %95 işin, belki bu anlatacağım bütün mevzuların %95'i dediğimiz mevzuları Avrupa Birliği vatandaşları hiç yaşamıyorlar arkadaşlar. Oturdukları yerden mesela bir Polonyalı internetten bakıyor. Zaten bir sürü ihtiyaç var. İşte elektrikçiye ihtiyaç var. Araba tamircisine ihtiyaç var. Şoföre ihtiyaç var. Özellikle şoför. Şoförlerin arkadaşlar neredeyse %80-90'ı Polonyalı. Arkadaşlar Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı bakıyor, hemen işi ayarlıyor, anlaşıyor. Geliyor burada. Sadece polise bir bilgi veriyor. Polis iznini alıyor. Ondan sonra işine başlıyor. Bu kadar. Dolayısıyla Norveçlilerin bu beğenmediği dediğimiz işlerin birçoğunu aslında Avrupa Birliği ülkelerinden, başta Polonya, Romanya, Litvanya, çevremizdeki komşularımızdan da arkadaşlar özellikle buraya gelen çok fazla çalışan var. Çünkü ekonomisi gerçekten hani İskandinav ülkelerinin içerisinde en iyi Norveç şu an. Daha fazla ücret alıyorlar, daha refah, standart bir yaşama sahip oluyorlar. Bu yüzden işte bizi en çok sıkıntıya sokan, iş bulmakta en çok sıkıntıya sokan nokta bu. Yani sadece bir polis izniyle gelip sadece işi ayarlıyor ve ne yapıyor? Burada çalışmaya başlıyor. We'll be right back.